Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, İran Amerikan üssü yakınlarını havadan vurdu. Siren sesleri duyurdu. Resmi kaynaklar bir ölü derken gayrimeşru kaynaklar 50'nin üzerinde ölü olduğunu ifade etti. Değerli izleyenler, İran, Irak'ın kuzeyini İHA ve füzelerle vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bilgileri paylaşıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil ve Süleymaniye'deki İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait binaları füze ve insansız hava araçlarıyla vurması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Gayrimeşru kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise 50'nin üzerinde ölünün olduğu bilgileri paylaşıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin binalarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Erbil kentine bağlı Köy Sancak ilçesindeki muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin binasını iki füzeyle vuran İran, kısa süre sonra Süleymaniye'ye bağlı Arbet ilçesindeki İranlı Kürt Muhalif Partisi Komala'nın binasını İHA ile bombaladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Saman Berzanci, Köy Sancak'taki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığı bilgilerini söyledi. Öte yandan saldırıdan kısa bir süre sonra Erbil'deki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğundan siren seslerinin yükseldiği bilgileri paylaşıldı. Kıymetli izleyenler, bildiğiniz gibi Amerika ile İran arasında Irak topraklarında büyük çatışmalara sahne oluyoruz. Kıymetli izleyenler, Amerika zaman zaman İran devrim muhafızlarını vururken, İran'da havadan İHA ve SİHA'larda zaman zaman füzelerle Amerikan üssünün yakın yerlerini bombardıman altına almaya devam ediyor.